Anne, babam şimdi hangi gezegene gitmiştir? Uzayda. Babam gerçekten bir astronot. Yıllardır uzayı geziyor. Babamla birlikte yıldızların arasında yolculuk yapıyorduk. Babama da anlatacaklarım vardı. Hem yani düşünsene, çocuklarımıza anlatacağımız çok güzel bir hikayemiz var şimdi. Babam döndüğünde bütün maceraları ona anlatacağım. Bana çok şey anlattı. Ne anlattı sana? Onun en sevdiği meyve kirazmış. Kiraz. Kiraz. Nerelere gittin bulmak için? En sevdiğin meyve. Sonsuzluk demekmiş. Ya ben istediğim herkesi bulurum. Kül kedisindeki prens gibi mi? Aynen. Sana Eda mı verdi? Evet. Ama annem verdi dedin. Sana ipucu bıraktım. Ben uzaklara gidiyorum Serkan'la. Beni de bul. O muhteşem kız çocuğu. Adın ne senin? Serkan Bolat. Senin atların mı var? Bu at. Annesi benim. Sen de babasısın. Adımı hatırlıyorsun. O hiçbir şey unutmaz. Her şeyi hatırlıyorum. Bolat, çelik gibi güçlü demek. Sen bana cesur olmayı öğrettin. Sen benim kahramanımsın. Sana benzemesinden korkuyorum. Ama merak etme. Sana benzesinler zaten. Görmüyor musun? Her şeyi babasına çekmiş. Her yeteneği, her şeyi yani. Ya başladın işi bitireceksin ya da hiç başlamayacaksın. Ya kazanmayacağın oyuna girmeyeceksin. Ya da girdiğin oyunu kazanacaksın. Cümlemi tamamla canım. Cümle sevmem. Onu yapma. Onu yapma. En nefret ettiğim şey bir cümleye başlayınca bitirmemek. Özür dile. Özür dile. Bu top var ya, bu top artık benim. Bu top var ya, bu top artık benim. Ben her sabah 5'te kalkıyorum. 5'te kalkıyorum, daha benim oluyorum sen. Şu yamuk duruyor. Güzel. Benim çileğe alerjim var. Çilek yemem, alerjim var. Dondurma. Gerçekten bu saatte dondurma mı yiyeceksin? Galiba üçüncü dondurmamı mı istemiştin? Dondurma için daha iyi bir saat düşünemiyorum. Abisini çok özlüyorum. Annem bir peri kızı. Yoksa senin de mi bir peri kızın vardı? Peri Hanım yok. Onun çok sevdiği bir peri kızı varmış. Peri kızlarına inanıyormuş. Çocuk gibi. Peri kızı, beni affedebilir misin?